Lan Bülent Şahin. Ve efendim Sebat Apartman önüne gidiyoruz. Rachel Dink konuşuyor. Üstelik. Şimdi
kendi yazdıkları kağıt parçalarıyla sözüm ona yargılıyorlar. Mümkün mü? Ey yöneticiler, gerçekten adil mi karar verirsiniz? Doğru mu yargılarsınız insanları? Hayır. Hep haksızlık tasarılarınız içinizde. Zorbalık saçar elleriniz yeryüzünde. Çutakım, sana terörü her sorduklarında lanetledin. Karşısına gücün terörünü de koydun, onu da lanetledin. Kastettiğin devlet gücünün gayrimeşru işleriydi. Dünyada çok terör estirildi ve devam ediyor. Senden önce de, senden sonra da. Gücü ele geçiren zulme çıkıyor. Hangisi birbirini suçlayabilir? Olan halklara oluyor. Seni andığımız her 19 Ocak'ta başka zulümleri de anmaya, hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda, o acı albüme birlikte bakıldığında belki asıl katil ayan beyan ortaya çıkar diye. Kıbrıs'ta bir başka gazetecinin, Kutlu Adalı'nın nasıl peşine düşmüşler gördün mü? Bu topraklarda estirilen terörün asıl kaynağını söylerken yanlış mı söylüyormuşuz? Kutsal kitap der ki, karanlığın meyvesiz işlerine ortak olmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Dostlarımızı yıllarca hapislerde bekletiyorlar. Birini salıp birini alıyorlar. Saçma sapan gerekçelerle, yalanlarla artık gerekçe bile uydurmuyorlar. Öyle işte deyip alıyorlar. Ülkenin her derdine koşan genç avukatları aldılar. Gazetecileri aldılar. Osman'ı da, Bircan'ı da aldıkları gibi. Kürdüm diyen her siyasetçiyi aldılar. İstiyorlar ki silahlar konuşsun, insanlar konuşmasın. Yine kendi dillerini dayatıyorlar. Ama umudu söndüren olmayalım. Seni toprağa verirken buradan yükselen isyan ve itiraz sesi susmadı. Susmayacak. İşçiler, kadınlar, öğrenciler, köyler yine direnişte. Herkesin olanı, kimsenin olmayanı benim diyenden koruyorlar. Bir gün yine birleşip sel olup akacaklar. Kiminin gönlü kırık, bize olurken neredeydiniz diye soruyorlar. Biz öyle olmak istemedik. Gücümüz yettiğince seslerine ses katmaya gayret ettik, edeceğiz. Sesin kulağımızda, sözümüz söz. Faşizme!